Kitabımızın adı Sineklerin Tanrısı. Yazar William Golding. Çeviren Mine Urgan. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bir. Deniz kabuğundan çıkan ses. Sarı saçlı çocuk kayadan indi. Lagüne doğru yöneldi. Okul formasının ceketini çıkarmıştı. Elinde tuttuğu ceketin ucu yerlerde sürünüyordu. Ter içindeydi. Kurşuni gömleği gövdesine, saçları alnına yapışmıştı. Vahşi ormanda açılan uzun yaranın izi sıcakta buğulanıyordu sanki. Sürüngen bitkilerle kırılmış ağaç gövdeleri arasında ağır ağır tırmanırken bir kuş, kırmızılı sarılı hayalimsi bir kuş, cadılar gibi bir çığlık atıp gökyüzüne doğru ışıl ışıl süzüldü. Başka bir ses yankıladı bu çığlığı. "Hey!" dedi ses. "Bekle bir dakika." Vahşi ormanda açılan yaranın kenarındaki bitkiler sarsıldı. Bir yığın yağmur damlası pıtır pıtır yere döküldü. Sarışın çocuk durdu. Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru çekti. Bu hareketle birlikte bir an için bir İngiliz kasabasına döndü vahşi orman. Ses gene konuştu. "Bu sürüngen bitkiler yüzünden kıpırdayamıyorum neredeyse." Konuşan geri geri yürüyerek bitkilerin arasından sıyrıldı. Küçük dallar kirli rüzgar ceketini tırmıklıyordu. Çalılara takılan çıplak, tombul dizlerine dikenler batmıştı. Eğilip dikenleri dikkatle çıkardıktan sonra döndü. Sarışın çocuktan daha kısa boylu ve çok şişmandı. Ayaklarını güvenilir yerlere basa basa ilerledi. Başını kaldırdı. Kalın camlı gözlüğüyle sarışın çocuğa baktı. "Megafonlu adam nerede?" Sarışın çocuk başını salladı. "Burası bir ada. Yani bir ada olduğunu sanıyorum. Denizdeki şu kayalıklar bir refistir. Belki hiç büyük yoktur buralarda." Şişman çocuk şaşar gibi oldu. Pilot vardı. Ama yolcuların bölümünde oturmuyordu. Öndeki küçük bölümdeydi. Sarışın çocuk gözlerini kısmış denizdeki kayalığa bakıyordu. Şişman çocuk "Bir yığın başka çocuk vardı," dedi. "Bazıları çıkabilmiştir uçaktan. Çıkabilmiştir değil mi?" Sarışın çocuk elinden geldiği kadar kayıtsız bir halde denize doğru yürümeye başladı. Hem aldırış etmiyormuş gibiydi hem de umursamadığını açığa vurmak istemiyordu. Şişman çocuk onun peşinden gitti çabuk çabuk. "Burada hiç büyük yok mu?" "Yok bana kalırsa." Sarışın çocuk bunu ağır başlı bir halle söylemişti. Ama böylesine istediği bir durumun gerçekleşmesinden duyduğu sevinci tutamadı. Uçağın bıraktığı izin ortasında başının üstünde amuda kalktı. Tepe taklak sırıttı şişman çocuğa. "Büyükler yok." Şişman çocuk bir saniye düşündü. "Ya pilot?" Sarışın çocuk ayaklarını yere indirdi. Buğulanan toprağa oturdu. "Biz düştükten sonra uçup gitmiştir. Buralara inemez. Tekerlekli bir uçakla inemez. Bize saldırdılar. Pilot döner mutlaka." Şişman çocuk başını salladı. "Uçak düşerken pencerelerin birinden baktım. Uçağın öteki bölmesini gördüm. Alevler çıkıyordu oradan." Uçağın bıraktığı ize baktı. "Bizim oturduğumuz bölme yaptı bunu." Sarışın çocuk elini uzattı. Bir ağaç gövdesinin çentik çentik olan ucuna dokundu. Bir an için ilgileniyormuş gibi göründü. "Uçağın düşen bölmesi ne oldu?" diye sordu. "Nerede şimdi?" "Fırtına çıkmıştı ya, denize sürükledi onu. Ağaçlar sapır sapır devrilirken çok tehlikeli bir şeydi bu. İçinde kalan çocuklar vardır herhalde." Şişman çocuk bir an durakladı. Sonra gene konuştu. "Senin adın ne?" "Ralph." Kendi adının da sorulmasını bekledi şişman çocuk. Ama böyle bir öneride bulunan olmadı. Ralph denilen sarışın çocuk belli belirsiz gülümsedi. Ayağa kalktı. Gene lagüne doğru yöneldi. Şişman çocuk Ralph'ın yanından ayrılmıyordu. "Herhalde bir yığın çocuk vardır. Şuraya buraya dağılmış, başkalarını görmedin değil mi?" Ralph hayır dercesine başını sallayıp daha hızlı yürümeye başladı. Derken ayağı bir dala takıldı. Paldır küldür yere kapaklandı. Şişman çocuk soluk soluğa durdu yanı başında. "Teyzem koşma," dedi bana. "Astımdan ötürü." "Astım mı?" Şişman çocuk biraz şişindi. "Evet öyle. Nefes alamıyorum. Bizim okulda astımı olan tek öğrenci bendim. 3 yaşından beri de gözlük takarım." Gözlüğünü çıkardı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra gülümseyerek Ralph'e baktı. Sonra gözlüğün camlarını pis rüzgar ceketine sürmeye başladı. Bir acıya, içe dönük yoğun bir düşünceye kapılmışçasına solgun yüzü değişti.
Yanaklarının terini eliyle sildi. Sonra hızla gözlüğünü burnunun üstüne oturttu. "O meyveler," dedi. Uçağın gövdesinin bıraktığı ize bir göz attı. "O meyveler," dedi. "Galiba..." Gözlüğünün saplarını kulaklarının arkasına yerleştirdi. Ralph'in yanından uzaklaştı ve karmakarışık bitkilerin arasına çömeldi. "Bir dakika sonra gelirim." Ralph dikkatle kendisine bir yol açtı. Dalların arasında süzüldü gitti. Bir iki saniye içinde şişman çocuğun ıkınıp sıkınmalarını geride bıraktı. Kendisini lagünden ayıran bitkilerin yeşil perdesine doğru acele acele yürüdü. Devrilmiş bir ağacın gövdesini açtı. Vahşi ormana çıktı. Kıyıda Hindistan cevizi ağaçları vardı. Ağaçlar ışıkta dikiliyor, ışığa eğiliyor, ışığa yaslanıyordu. Yeşil tüyler ta havalara yükseliyordu. Ağaçların dibi kaba otlarla kaplıydı. Devrilen ağaçlar her şeyin altını üstüne getirmiş, otları paramparça etmişti. Çürüyen Hindistan cevizleri, ağaçların dalları her biri bir yana dağılmıştı. Arkada ormanın karanlığı ve uçağın bıraktığı iz vardı. Ralph bir elini kül rengi bir ağaç gövdesine dayadı. Gözlerini kısıp ışıldayan suya baktı. Orada belki bir mil uzakta beyaz köpüklü kocaman dalgalar sığ mercan kayalığa çarpıyordu. Daha ötelerde açık deniz koyu maviydi. Tam önünde girintili çıkıntılı mercan kayalarla sınırlanan lagün bir dağ gölü kadar durgundu. Mavinin her çeşidi gölgeli yeşiller, morlar vardı bu sularda. Suyla Hindistan cevizi ağaçlarının yükseldiği set arasındaki kumsal görünüşte sonu gelmeyen ince bir yaylaydı. Ralph'ın solundaki ağaçlar, kumsal ve sular sonsuza dek uzanıyordu. Ve neredeyse gözle görülen sıcaklık her bir yanı kaplamıştı. Ralph ağaçların bulunduğu setten aşağı atladı. Siyah ayakkabılarını kum örttü. Bir yumruk gibi tepesine indi sıcak. Giysilerinin yükünü hissetti sırtında. Ayakkabılarını tekmelercesine fırlattı. Diz kısmı lastikli çoraplarının her birini bir tek hareketle sıyırıp attı. Derken sete atladı gene. Gömleğini çıkardı. Hindistan cevizi ağaçlarıyla ormanın yeşil gölgeleri teninin üstünde kayarken orada kafatasını andıran Hindistan cevizleri arasında durdu. Sonra kuşağın bir yılan biçiminde olan tokasını çözdü. Kısa pantolonuyla donunu çekip çıkardı. Göz kamaştıran kumsala suya baka kaldı çırılçıplak. 12'sini birkaç ay önce bitiren Ralph hem küçük çocukların tombul göbeğinden kurtulmuş hem de 14 ile 18 yaşları arasında olanların biçimsiz haline henüz girmişti. Omuzlarının genişliği, güçlü kasları ileride bir boksör olabileceğini gösteriyordu. Ama halim selim bir çocuk olduğu ağzındaki ve gözlerindeki yumuşaklıktan anlaşılıyordu. Ralph, Hindistan cevizi ağaçlarının gövdesini hafif hafif okşadı. Bu adanın gerçekliğine artık inanmak zorunda olduğunu kavrayınca sevinçten güldü. Gene amuda kalktı. Ayaklarını derli toplu yere indirdi. Kumsala attı. Diz çöküp iki koluyla birden topladığı kumu göğsüne bastırdı. Sonra oturdu. Işıl ışıl, coşkulu gözlerle suya baktı. Ralph! Şişman çocuk bacaklarını setten aşağı sarkıttı. Dikkatle oturdu setin kenarına. Kusura bakma, uzun sürdü. O meyveler yok mu? Camlarını silip gözlüğünü küçük yuvarlak burnunun üstüne oturttu. Gözlüğün çevresi pembe ve derince tersine bir V izi bırakmıştı burun kemiğinin üstünde. Eleştirici bir gözle önce Ralph'ın altın gövdesine sonra da kendi giysilerine baktı. Göğsünde boylu boyunca uzanan fermuarın ucuna el attı. Teyzem. Sonra kararlı bir hareketle fermuarı çekip açtı. Rüzgar ceketini sırtından sıyırdı. İşte. Ralph şişman çocuğa yan yan baktı. Bir şey söylemedi. Şişman çocuk. Hepsinin adını bilmemiz gerek herhalde, dedi. Elimizde bir liste olmalı, bir toplantı yapmalıyız. Ralph karşılık vermeyince şişman çocuk konuşmasını sürdürmek zorunda kaldı. İçini dökercesine, bana ne derslerse desinler, aldırmam, dedi. Yeter ki okulda taktıkları adla çağırmasınlar beni. Ralph birazcık ilgi gösterdi. Neydi o ad? Şişman çocuk arkasına bir göz attı. Sonra Ralph'e doğru eğildi, fısıldadı. Domuzcuk derlerdi bana. Ralph kahkahayı attı. Ayağa fırladı. Domuzcuk, domuzcuk. Ralph, ne oluyor? Domuzcuk korku içinde ellerini kavuşturdu. Sana söyledim. İstemiyorum. Domuzcuk, domuzcuk. Ralph dans ede ede sıcak kumsalda ilerledi. Sonra kollarını açıp bir savaş uçağı biçiminde geri döndü. Makineli tüfekle ateş açtı domuzcuğa.
Taka 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 tak, taka 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 tak. Domuzcuk ayaklarının dibinde kuma attı kendini. Katıla katıla güldü. Domuzcuk. Domuzcuk istemeye istemeye gülümsedi. Böyle bir atla da olsa benimsendiğine seviniyordu gene de. Ötekilere söylemedikçe. Ralph yüzü kumda kıkır kıkır güldü. Gene bir acıya, yoğun bir düşünceye kapılmış gibi oldu domuzcuğun yüzü. Bir dakika. Acele ormana daldı. Ralph ayağa kalktı. Tırs giden bir at gibi koşarak sağa doğru yöneldi. Burada kumsal ansızın bitiyordu. Pembe granitten yapılmış kocaman bir dörtgen ormana, hurma ağaçlarına, kuma, suya hiç aldırmadan dikili veriyordu. Dört ayak yüksekliğinde bir çeşit iskele meydana getiriyordu. Üstünde ince bir toprak tabakası, yaban otları ve küçük hurma ağaçlarının gölgesi vardı. Burada boy atlamalarına yetecek toprak bulunmadığı için ağaçlar aşağı doğru 20 ayak yüksekliğince devrilip kuruyorlardı. Yerde çarprazlama duran bu kütüklerin üstüne oturmak çok rahattı. Devrilmeyen hurma ağaçları yeşil bir dam gibiydi. Bu damın altına suyun karışık titreşimleri yansıyordu. Ralph kayaya tırmandı. Burasının gölgeli ve serin buldu. Gözlerinden birini kapadı. Bedenine düşen gölgelerin gerçekten yeşil oldukları kanısına vardı. İskele biçimindeki kayalığın denize bakan kenarına gitti. Gözlerini suya dikti. Suyun dibi görülüyordu. Tropikal yosunların ve mercanların ışıltısıyla pırıl pırıldı su. Parlayan küçük balıklar hızla oradan oraya yüzüyordu. Ralph sevincinin çıkarabildiği en kalın sesle kendi kendine bağırdı. Yaşa! İskele biçimindeki kayanın ötesinde büyüleyici daha başka şeyler de vardı. Belki bir tayfunda, belki de geldikleri sırada çıkan fırtına da kumları layüne yığmak aklına esmişti Tanrı'nın. Kumsalda uzun ve derin bir havuz meydana gelmişti böylece. Bu havuzun ucunda da pembe granitten yüksek ve düz bir çıkıntı vardı. Kumsallarda havuzların derinliği konusunda kaç kez aldanmıştır Ralph. Onun için hayal kırıklığına uğramaya hazırdı bu havuzluya yaklaşırken. Ne var ki her şey gerektiği gibiydi bu adada. Deniz çok yükselince dolup taşan havuzun bir ucundaki su koyu yeşil görünecek kadar derindi. Ralph aşağı yukarı 30 yarda olan havuzu dikkatle inceledikten sonra suya daldı. Kanının ısısından daha sıcaktı su. Sanki kocaman bir banyoda yüzüyordu. Domuzcuk gene göründü. Kaya çıkıntısına oturup Ralph'in yeşil ve beyaz bedenini kıskana kıskana seyretti. Fiyakalı yüzüyorsun. Domuzcuk çıkardığı ayak kablarıyla çoraplarını çıkıntının üstüne özenle yerleştirdi. Ayak parmağıyla suyu denedi. Sıcakmış. Ne sandın yani? Bir şey sanmadım teyzem. Yahut senin teyzene. Ralph daldı. Gözleri açık, suyun altında yüzdü. Havuzun kumlu ucu bir tepenin yamacı gibi dikildi karşısına. Burnunu tutarak sırt üstü yattı. Altın bir ışık tam yüzünün üstünde oynadı. Sonra paramparça oldu. Domuzcuk kararlı bir hal aldı. Kısa pantolonunu çıkarmaya başladı. Şimdi solgun ve şişman bedeni çıplaktı. Ayak parmaklarının ucuna basa basa havuzun kumlu kısmına girdi. Ralph'e gururla gülümseyerek boynuna gelen suyun içine oturdu. Yüzmeyecek misin? Domuzcuk hayır dercesine başını salladı. Yüzme bilmiyorum. İzin vermediler. Astımım. Yahu senin astımına. Domuzcuk bir çeşit alçak gönüllü sabırla katlandı buna. Sen çok güzel yüzüyorsun. Ralph sırt üstü yüzüp kum tepesinin yanında uzaklaştı. Ağzını suya soktu. Havaya su püskürttüğü bir fiskiye gibiydi. Sonra çenesini kaldırıp konuştu. Ben 5 yaşında yüzmesini bilirdim. Babam öğretti bana. Babam deniz kuvvetlerinde binbaşıdır. İzin alınca gelip bizi kurtaracak. Senin baban neci? Domuzcuk ansızın kızardı. Babam öldü, dedi çabucak. Anneme gelince? Gözlüğünü çıkardı. Camları temizlemek için boşuna bir şeyler aradı. Teyzemle otururdum. Teyzemin şekerci dükkanı vardı. Öyle çok şeker yerdim ki canımın istediği kadar yerdim. Baban ne zaman kurtaracak bizi? Elinden geldiği kadar çabuk kurtaracaktır. Domuzcuk sudan çıktı. Sırılsıklam ve çıplaktı. Gözlüğünü çorabıyla sildi. Kulaklarına gelen tek ses mercan kayalıklarında parçalanan büyük dalgaların uzun gıcırtısıydı. Baban nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph tembel tembel yuvarlanıp durdu suların üstünde. Suyun ışıltısıyla çırpışarak her yeri kaplayan hayal görüntüleri gibi uykuyu sardı onu. Baban nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Ralph biliyor diye düşündü.
Çünkü... Ralph'ın kulaklarından çok uzaklaşmıştı dalgaların kayalardaki gümbürtüsü. Havalimanında ona söylerler. Söylemezler. Pilotun dediğini duymadın mı? Atom bombası dediğini. Hepsi öldü. Ralph sudan çıktı. Domuzcuk'un karşısına dikildi. Bu alışıla gelmemiş sorunu düşündü. Domuzcuk direniyordu. Burası bir ada değil mi? Ralph ağır ağır konuştu. Bir kayanın üstüne tırmandım. Burası bir ada bence. Hepsi öldü, dedi domuzcuk. Burası da bir ada. Hiç kimse bilmiyor bizim burada olduğumuzu. Babam bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Domuzcuk'un dudakları titredi. Gözlüğünün camları buğulandı. Ölünceye dek kalabiliriz burada. Domuzcuk bunu söyler söylemez sıcaklık sanki arttı. Tehlikeli bir yüke dönüştü. Ve lagünün suları gözlerini kör eden bir ışımayla üstlerine saldırır gibi oldu. Üstümü başımı alayım diye mırıldandı Ralph. Şurada. Güneşin düşmanlığına boyun eğip küçük adımlarla kumda koştu. İskele biçimindeki kayalığın üstünde şuraya buraya atılmış giysilerini buldu. Kurşuni gömleği sırtına geçirmekten garip bir haz aldı. Sonra kayanın kenarına yeşil gölgelikte rahat bir kütüğe oturdu. Giysilerinin çoğunu kolunun altına sıkıştıran domuzcuk da oraya tırmandı. Durgunla güne bakan küçük yalı yarın yanında devrilmiş bir ağaç kütüğüne yerleşti dikkatle. Sularla ağaçların karma karışık yansımalarını teninin üstünde titreşiyordu. Domuzcuk çok geçmeden konuştu. Ötekileri bulmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Ralph bir şey söylemedi. İşte bir mercan adasıydı burası. Kendini güneşten koruyor, domuzcuğun uğursuz sözlerine kulak asmıyor, tatlı düşlere dalıyordu. Domuzcuk ise direniyordu. Kaç kişiyiz burada? Ralph ayağa kalktı. Domuzcuğun yanına dikildi. Bilmiyorum. Küçük esintiler sıcağın buğusu altında cilalı suların üstünde şurada burada sürünüyordu. Esintiler iskele biçimindeki kayaya varınca hurma ağaçlarının yaprakları fısıldaşıyor, güneş ışığının silik benekleri gövdelerinin üstünde kayıp gidiyor ve kanatlı parlak nesneler gibi oynuyordu gölgelikte. Domuzcuk başını kaldırıp Ralph'e baktı. Tüm gölgeler tersine yansıyordu Ralph'in yüzüne. Üste yeşiller, altta durgun suların pırıltısı vardı. Bulanık bir güneş beğeni saçların üstünde sürünüyordu. Bir şey yapmalıyız. Ralph başını domuzcuğa doğru çevirdi. Ama onu değil, ötekileri görüyordu ona bakarken. Düşlerinde kurup da hiçbir zaman kavrayamadığı yer, gerçek yaşamına girivermişti ansızın. Ralph'in dudakları sevinçli bir gülümsemeyle aralandı. Bu gülümsemenin ona yönelttiği, Ralph'in onu benimsediğini sanan domuzcuk da kıvançla güldü. Eğer gerçekten bir adaysa bu ne? Ralph gülümsüyordu artık. Parmağıyla bir şeyi gösteriyordu suda. Fil dişimsi bir şey vardı eğrelti otlarını andıran yosunların arasında. Bir taş. Hayır, bir deniz kabuğu. Domuzcuk ölçülü bir coşkunla sordu. Doğru, bir deniz kabuğu. Böyle bir şey görmüştüm eskiden. Bir tanıdığımın arka bahçesinin duvarında asılıydı. Sarmal biçiminde deniz kabuğu derdi buna. Öttürüp annesini çağırırdı. Annesi de gelirdi. Öyle kıymetli bir şey ki. Ralph'in dirseğine bitişik bir humma fidanı sulara doğru eğiliyordu. Ağırlığı yüzünden verimsiz topraktan bir topak kopmuştu bile. Düştü, düşecekti fidan. Ralph onu söktü. Suyu karıştırmaya başladı. Pırıl pırıl balıklar şuraya buraya kaçışıyordu. Domuzcuk tehlikeli bir biçimde suya doğru eğildi. Dikkat, kıracaksın. Kapat çeneni. Ralph dalgın dalgın konuşmuştu. Deniz kabuğu ilginçti, güzeldi. Elde edilmeye değer bir oyuncaktı. Ne var ki Ralph'ın kurduğu düşlerin canlı hayalleri Ralph ile domuzcuğun arasına giriyordu. Bu düşlerin arasında yeri yoktu domuzcuğun. Fidanın eğilen sapı deniz kabuğunu yosunlara doğru itti. Ralph bir elini dayanak gibi kullanıp öteki eliyle aşağı doğru bastı. Deniz kabuğu suları damlaya damlaya yukarıya doğru çıktı. Domuzcuk yakalayabildi onu. Deniz kabuğu salt görülen bir şey olmaktan çıkıp dokunulabilecek bir şey olunca Ralph de heyecanlandı. Domuzcuk ise konuşup duruyordu. Sarmal biçiminde bir deniz kabuğu. Öyle pahalı ki. Bahse girerim, satın almaya kalksan ne paralar verirsin ne paralar. Onun arka bahçesinin duvarına asılıydı ve teyzem... Ralph deniz kabuğunu domuzcuğun elinden aldı. Kabuğun içinden biraz su aktı. Kolu ıslandı. Deniz kabuğu koyu krema rengindeydi. Şurasında burasında solgun pembeler vardı. 18 inç boyunda kocaman bir şeytan minaresine benzeyen deniz kabuğunu aşınan ucunda küçük bir delik açılmıştı. Ağız kısmının dudakları pembeydi.
Hafif sarmal kıvrımların üstünde güzel ve ince bir kabartma gibi biçimler vardı. Ralph deniz kabuğunu sallayıp borunun derinliklerindeki kumları silkti. "Bir inek gibi böğürüyordu," diyordu domuzcuk. "Beyaz taşları da vardı o tanıdığımın. Bir de kuş kafesi vardı. İçinde yeşil bir papağanla. Beyaz taşları örttürmezdi elbette. Derdiydi ki..." Domuzcuk soluk almak için durdu. Ralph'in elindeki ışıldayan şeyi okşadı. "Ralph?" Ralph başını kaldırdı. "Ötekileri çağırmak için bunu kullanabiliriz. Bir toplantı yaparız. Bizi duyunca gelirler." Sevinçle gülümsedi Ralph'e bakarak. "Senin istediğin buydu değil mi? Onun için deniz kabuğunu sudan çıkardın değil mi?" Ralph sarı saçlarını itti eliyle. "Senin tanıdığın nasıl öttürüyordu bu şeytan minaresini?" "Tükürüyormuş gibi bir şey yapardı. Astımım yüzünden teyzem izin vermezdi benim üflememe. Şurada nefes alıp üflediğini söylerdi." Domuzcuk elini tombul göbeğin üstüne koyup nereden nefes aldığını gösterdi. "Hele bir dene Ralph, ötekileri çağırırsın." Ralph deniz kabuğunun ucunu ağzına dayayıp kuşkulu kuşkulu üfledi. Kendi soluğundan başka bir şey duymadı. Ralph dudaklarındaki tuzlu suyu silip gene denedi ama ses çıkmıyordu deniz kabuğundan. "Tükürüyormuş gibi bir şey yapardı." Ralph dudaklarını büzdü. Hava fışkırttı deniz kabuğunun içine. Osuruğu andıran hafif bir ses çıktı. Bu ses iki çocuğun da öyle bir hoşuna gitti ki birkaç dakika kahkaha nöbetleri arasında osuruk sesi çıkarıp durdu Ralph. Şuradan nefes alarak üflerdi. Ralph domuzcukun ne demek istediğini anladı. Diyaframdan gelen bir solukla üfledi. Deniz kabuğu hemen dile geldi. Kalın, haşin bir ses hurma ağaçlarının arasında gümledi. Ormanın çapraşıklığı içinde yayıldı. Dağın pembe granitine çarpıp yankılandı. Ağaçların tepesinde küme küme kuşlar havalandı. Ve bir hayvan domuzlar gibi ciyak ciyak bağırarak çalların içine daldı. Ralph dudaklarını ayırdı deniz kabuğundan. "Vay canına." Deniz kabuğunun haşin gümbürtüsünün yanında kendi sesi bir fısıltıyı andırıyordu. Deniz kabuğuna dudaklarını dayadı. Derin bir soluk alıp bir kez daha üfledi. Gümbürtü gene duyuldu. Ralph kendini zorlayıp daha da derine üfleyince bir oktavı yükselten ses daha da uzaklara yayılan kulak derici bir böğürtüye dönüştü. Domuzcuk bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Yüzü sevinçliydi. Gözlüğünün camları ışıldıyordu. Kuşlar öttü, küçük hayvanlar kaçıştı. Ralph'ın soluğu tükendi. Deniz kabuğunun sesi bir oktav düştü. Gittikçe alçaldı. Bir hava hışırtısı oldu. Bir filin parlayan azı dişini andıran büyük şeytan minaresi sustu. Ralph öylesine soluksuz kalmıştı ki yüzü morarmıştı. Kuş çığlıklarıyla ve çınlayan yankılarla doldu adanın havası. "Yemin ederim ki millerce uzaklara yayılır bu ses." Ralph soluğunu buldu. Ard arda kısa sesler çıkardı deniz kabuğundan. "İşte bir tane geliyor," diye bağırdı domuzcuk. Kumsalda aşağı yukarı 100 yardan uzakta Hindistan cevizi ağaçlarının arasında bir çocuk göründü. Belki 6 yaşlarında gürbüz, sarışın bir oğlandı. Üstü başı yırtılmış, yediği çeşitli meyveler yüzü gözüne bulaşmıştı. Belli bir amaçla pantolonunu indirmiş, beline tam çekememişti henüz. Ağaçların bulunduğu setten kuma atlayınca pantolonu ayak bileklerine düştü. Ayaklarını pantolonundan sıyırıp küçük adımlarla kayalığa doğru koştu. Domuzcuk oraya tırmanmasına yardım etti. Bu arada Ralph ormandan sesler gelinceye dek öttürdü deniz kabuğunu. Küçük oğlan Ralph'ın önünde çömeldi. Parlak gözlerle aşağıdan yukarıya doğru Ralph'e baktı. İşe yarayan bir şey yapıldığını kavrayınca rahatlamaya başladı. Bedeninde temiz olan tek şeyi pembe baş parmağını ağzına koydu. Domuzcuk küçüğe doğru eğildi. "Adın ne senin?" "Johnny." Domuzcuk bu adı mırıldandı kendi kendine. Sonra bağırarak Ralph'e bildirdi. Ama hala deniz kabuğunu öttüren Ralph ilgilenmedi. Bu akıllara sığmaz gürültüyü çıkarmanın yoğun hazzıyla yüzü morarmıştı. Yüreğinin çarpışı gömleğini kımıldatıyordu. Artık kumsalda hayat belirtileri başlamıştı. Sıcaklığın buğusunda titreşen kumsal boyunca bir yığın biçimler görüldü. Erkek çocuklar sessiz sıcak kumda yürüyerek iskele biçimindeki büyük kayalığa doğru geliyorlardı. İnsanı şaşırtacak kadar yakında bulunan Johnny yaşında 3 küçük oğlan meyve tıkındıkları ormandan çıkıverdiler ansızın. Domuzcuktan belki biraz daha küçük esmer bir çocuk çalları itip oraya çıktı. Kayalığa gelince neşeyle gülümsedi herkese. Ard arda geliyordu çocuklar. Saf Johnny ne yaptıysa onlar da aynı şeyi yapıyordu. Devrilen hurma ağacı gövdelerine oturup bekliyorlardı.
Ralph, deniz kabuğundan ta uzaklara yayılan kısık sesler çıkarıyordu hiç durmadan. Domuzcuk, çocuk kalabalığı arasında yürüyor, adlarını soruyor, bu adları aklında tutabilmek için kaşlarını çatıyordu. Çocuklar, yalın bir uysallığa boyun eğiyorlar, megafonlu adamın sözünü dinledikleri gibi domuzcuğun da sözünü dinliyorlardı. Kimi çıplaktı, giysilerini elinde taşıyordu. Kimi yarı çıplaktı, yarı giyinmişti. Okul üniformalarının gri, lacivert, bej, yünlü ceketleri vardı sırtlarında. Rozetleri, işaretleri, hatta çoraplarında ve kazaklarında renkli şeritleri vardı. Yeşil gölgelikte oturdukları ağaç kütüklerinden yükselen başları kumraldı, sarışındı, siyahtı, kestane rengiydi, kum rengiydi, donuk kahverengiydi. Bu başlardan mırıltılar, fısıltılar çıkıyordu. Ralph'e bakan, hesaplayıp düşünen gözler vardı bu başlarda. Çocuklar olumlu bir iş yapıldığını biliyordu. Kumsaldan tek başına ya da ikişer ikişer gelen çocuklar, sıcaklığın buğu perdesinin meydana getirdiği sınırı aşınca birdenbire gürüyorlardı. Onlar yaklaşırken göze ilk ilişen şey, kumun üstünde oynayan, yarasayı andıran kara bir yaratıktı. Bunun üstündeki gövde biraz sonra görülebiliyordu ancak. Bu yarasamsı şey çocuğun gölgesiydi. Tam tepesinde olan güneş, telaşlı ayaklarının arasında küçük bir lekeye dönüştürülmüştü gölgesini. Ralph, deniz kabuğuyla uğraştığı halde oynayan bir kara lekenin üstüne basa basa kayalığa son gelen iki kişiye dikkat etti gene de. Yüz yuvarlak kafalı, çok açık saman sarısı saçlı bu iki çocuk, köpekler gibi soluyup Ralph'e gülerek yere attılar kendilerini. İkizdiler. Ve böylesine güler yüzlü iki çocuğun birbirine tıpatıp benzemesi karşısında afallıyor, gözlerine inanmıyordu insan. Beraber nefes alıyorlar, beraber gülüyorlardı. Tombalak ve canlıydılar. Islak dudaklarını Ralph'e doğru kaldırmışlardı. Sanki yüzlerini gereğince örtecek derileri yokmuş gibi. Profilleri belli belirsiz, ağızları açık kalmıştı. Domuzcuk gözlüğünün ışıldayan camlarını onlara doğru eğdi. Deniz kabuğunun gümbürtüsü arasında üst üste söyledi adlarını. Sam, Eric, Sam, Eric. Derken aklı karıştı. İkizler hayır dercesine başlarını sallayıp birbirlerine gösterdiler işaret parmaklarıyla. Çocuk kalabalığa gülüştü. Sonunda Ralph deniz kabuğunu öttürmekten vazgeçti. Oraya çöktü. Deniz kabuğu elinden sarkıyor, başı dizlerine doğru eğiliyordu. Yankılanan sesler dinince gülüşmeler de bitti. Bir sessizlik oldu. Kumsalın bir pırlanta gibi ışıldayan pusu içinde kara bir şey ilerliyordu bocalaya bocalaya. İlk Ralph gördü bunu ve öyle yoğun bir dikkatle bakmaya başladı ki tüm gözler o yana çevrildi. Bu kara şey, buğulu sıcaklığın yarattığı hayalimsi görüntülerden çıkıp açık seçik görülen kuma basınca karaltının gölgelerinden fazla giysilerinden ileri geldiği anlaşıldı. Bir alay çocuktu bu acayip şey. Birbirine az çok ayak uydurarak ikişer ikişer koşut giyiki çizgi halinde yürüyorlardı. Giysileri aklın almayacağı kadar acayipti. Pantolonlarını, gömleklerini, ötelerini berilerini ellerinde taşıyorlardı. Ama her çocuğun başına gümüş rozetli, dört köşe kara bir şapka geçirilmişti. Bedenleri boyunlarından ayak bileklerine kadar kara pelerinlerle örtülüydü. Bu pelerinlerin sol göğüs hizasında gümüş rengi uzun bir haç vardı. Tropiklerin sıcağı, yiyecek aramak ve yanan kumsalda şimdi terler dökerek yürümek. Yeni yıkanmış kırmızı eriklere dönüştürmüştü çocukların tenini. Onları komuta eden de aynı biçimde giyinmişti ama şapkasındaki rozet altın rengiydi. Alay büyük kayalığa aşağı yukarı 10 yardan yaklaşınca bu çocuk bağırarak bir emir verdi. Ötekiler yabansı ışığın altında soluk soluğa, terleye terleye, sallana sallana durdular. Emir veren çocuk pelerini uçuşarak kayalığa atlayıverdi. Kapkaranlık görülen bu yere baktı gözlerini kısıp. Boru çalan adam nerede? Güneşten gözleri kamaştığı için çevresini göremediğini anlayan Ralph konuştu. Borlu adam yok, yalnız ben varım. Çocuk biraz daha yaklaştı. Yüzünü buruşturup Ralph'ı süzdü tepeden. Gördüğü şey, yani kucağında fil dişi renkli büyük şeytan minaresiyle oturan sarı saçlı oğlan onu pek memnun etmemişti. Pelerinini savurarak hızla döndü. Peki, bir gemi yok mu? Bol pelerinin örttüğü bedeni uzun, zayıf, kemikliydi. Kara şapkanın altında kızıl saçları vardı. Çilli yüzü çökmüştü. Aptal görünmeden çirkindi. Dik dik bakan açık mavi gözlerinden hayal kırıklığına uğradığı, öfkelendiği ya da öfkelenmeye hazır olduğu anlaşılıyordu. Bir büyük yok mu burada? Ralph sırtı dönük olan çocuğa hayır yok dedi. Bir toplantı yapıyoruz. Gel sen de bize katıl.
Pelerinli çocuklar sırayı bozmaya başladılar. Uzun boylu çocuk bağırdı onlara. Koro, dur! Canından bezmiş koro üyeleri söz dinleyip sıraya girdiler. Sallana sallana durdular güneşin altında. Ancak birkaçı hafif bir sesle karşı çıkmaya yeltendi. Ama Meridev, ne olur Meridev, biz... Derken çocuklardan biri yüzü koyun kuma kapaklandı ve sıra bozuldu. Yere yığılan çocuğu kayalığa çıkardılar. Orada yatırdılar. Meridev çevresine dik dik bakıp durumu idare etmek zorunda kaldı. Peki öyleyse oturun, bırakın onu. Ama Meridev, ikide bir düşüp bayılır o. Gip'te de bayılır. Adis'te de bayıldı. Sabah duasında Koray'a yönetenin üstüne düşüp gene bayıldı. Meridev ancak kendilerinin yakından bildiği bu konuya değinince devrilmiş ağaç gövdelerine kara kuşlar gibi tüneyip Ralph'i ilgiyle süzen kilise korosu üyeleri sinsi sinsi gülüştüler. Domuzcuk kimsenin adını sormuyordu. Bu oğlanların üniformalı üstünlüğünden Meridev'in sesindeki kaygısız otoriteden çekiniyordu. Ralph'in arkasına sığındı. Gözlüğünü evirip çevirmeye başladı. Meridev Ralph'e döndü. Büyükler yok mu burada? Yok. Meridev bir ağaç kütüğüne oturdu. Çevresine göz gezdirdi. Kendi başınızın çaresine bakmak zorundayız öyleyse. Ralph'in arkasında kendini güvende bilen domuzcuk çekine çekine konuştu. İşte bu yüzden bir toplantı yaptık. Ne yapacağımızı kararlaştıralım diye. Adlarını aldık. Bu Johnny. Bunlar iki Sam ile Eric. Hanginiz Eric'siniz? Sen mi? Hayır, sen Sam'sin. Ben Sam'im. Ben de Eric. Ralph, hepimizin adı bilinmeli, dedi. Ben Ralph'im. Domuzcuk, çoğu adları aldık, dedi. Demin aldık. Çocuk adları bunlar, dedi Meridev. Bana ne diyecek diyecekmişsiniz. Meridev'im ben. Ralph hemen Meridev'e baktı. Ne istediğini bilen bir kişinin sesiydi bu. Sonra bir çocuk var, dedi domuzcuk. Unuttum onun... Jack Meridev, fazla konuşuyorsun sen. Kapat çeneni şişko. Gülüşmeler oldu. O şişko değil, dedi Ralph. Gerçek adı domuzcuktur onun. Domuzcuk? Domuzcuk? Hey domuzcuk! Herkes katıla katıla gülüyordu. En küçükler bile katılmıştı bu gülüşmeye. Şimdilik çocuklar bir çember kurup aralarında anlaşmışlardı. Bu çemberin dışında kalmıştı domuzcuk. Domuzcukun yüzü pembe pembe oldu. Başını eğdi, bir kez daha sildi gözlüğünün camlarını. Gülme faslı bitti sonunda. Gene adlar alındı. Kilise korosunun çocukları arasında boy açısından Jack'ten sonra gelen Morris'ti. Morris, boyuna sırıtan iri bir oğlandı. Herkesten kaçan, herkesten gizlenen, kendi içine kapanmış, hiç kimsenin tanımadığı ince bir çocuk vardı orada. Adının Roger olduğunu mırıldandı. Sonra gene sustu. Bill vardı, Robert vardı, Harold vardı, Henry vardı. Bayılan koro üyesi bir ağacın kütüğüne yaslandı, solgun dudaklarıyla Ralph'e gülümsedi. Adının Simon olduğunu söyledi. Jack, nasıl kurtulacağımız konusunda bir karara bağlamalıyız, dedi. Fısıltılar duyuldu. Adı Henry olan küçük çocuklardan biri evine gitmek istediğini söyledi. Kes sesini, dedi Ralph dalgın dalgın. Deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Karar vermek için bir şefimiz olmalı. Bana kalırsa... Bir şef? Bir şef. Jack, dolambaçlı yollara sapmayı hor gören bir küstahlıkla ''Şef ben olmalıyım.'' dedi. ''Çünkü benim katedralin korosunda yerim var. Hem de bu koronun başındayım. Do diyezi bile söyleyebilirim ben.'' Çocuklar gene fısıldadılar. Jack ''Öyleyse.'' dedi. ''Ben...'' Jack duraksadı. Roger adlı esmer çocuk kıpırdandı ve konuştu. ''Oya koyalım.'' ''Tamam.'' ''Şefi oylamayı seçelim.'' ''Oylama yapalım.'' Deniz kabuğu oyunu kadar hoş bir oyundu bu oylama işi. Jack karşı koymaya başladı. Birinin şef seçilmesi konusunda genel istek, Ralph'in şef seçilmesi isteğine dönüştü oy birliğiyle. Aslında çocuklardan biri bu isteğin yerinde olduğunu kanıtlayacak bir neden gösteremezdi. Çünkü akıl belirtileri gösteren tek kişi domuzcuktu. Şef olarak ilk düşünülmesi gereken de Jack'ti. Ne var ki tüm gözler hiç kıpırdamadan oturan Ralph'a çevirmişti. Ralph iriydi, Ralph güzeldi. Ama farkına varmadıkları halde onu seçmek istemelerinin gerçek nedeni deniz kabuğuydu. Bu büyük şeytan minaresini seslendiren, çabucak kırılabilecek bu güzel şeyi kucağında tutup onları kayalıkta bekleyen çocuğun bir ayrıcalığı vardı. Deniz kabuğunu tutan, ''Ralph, Ralph, o boru gibi şeyi öttüren şef olsun.'' Ralph susmaları için elini kaldırdı. ''Peki, Jack'in şef olmasını kim istiyor?'' Kilise korosundakiler canlarından bıkmış bir uysallık içinde ellerini kaldırdılar. ''Beni kim istiyor?''
Domuzcuk bir yana, kilise korusunun dışında kalanların tümü ellerini kaldırdılar hemen. Sonra domuzcuk da istemeye istemeye elini kaldırdı. Ralph kalkan elleri saydı. Öyleyse ben şefim. Çocuklar alkışladılar. Koronun üyeleri bile alkışladı. İçerleyen Jack'in kıpkırmızı kesilen yüzündeki çiller yok oldu. Önce ayağa fırladı, sonra caydı, gene oturdu. Her bir yan alkışla çınlarken Ralph Jack'e baktı. Ona bir şeyler vermek istiyordu. Koro senindir elbette. Koro orada olabilir. Ya da avcı olabilir. Koro şey olabilir. Jack'in yüzünün kırmızılığı geçmişti. Susmaları için gene elini kaldırdı Ralph. Koro'dan Jack sorumludur. Koro üyeleri. Şey olabilir. Ne olmasını istiyorsanız onların? Avcı olsunlar. Jack ile Ralph çekingen bir dostluk duygusuyla birbirlerine gülümsediler. Öteki çocuklar heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı aralarında. Jack ayağa kalktı. Koro, çıkarın pelerinlerinizi. Koro üyeleri ders bitmiş de sınıftan çıkmış gibi ayağa kalktılar. Çene çala çala kara pelerinlerini otların üstüne yığdılar. Jack kendi pelerinini Ralph'ın oturduğu kütüğün yanına koydu. Kurşunlu rengi şortu terden yapışmıştı bedenine. Ralph hayran hayran baktı şortun haline. Jack bu bakışı görünce açıkladı. Her bir yanımızın su olup olmadığını anlamak için şu tepeye tırmanmaya çalıştım. Ama deniz kabuğunun sesi bizi buraya çağırdı. Ralph gülümsedi. Herkes susun diye deniz kabuğu havaya kaldırıldı. Dinleyin hepiniz. Durumu düşünüp taşınmam için zaman gerek bana. Ne yapacağımızı hemen kararlaştıramam. Eğer burası bir ada değilse bizi hemen kurtarırlar. Anlamamız gereken buranın bir ada olup olmadığı. Hepimiz burada kalıp bekleyeceksiniz. Uzaklaşmayacaksınız buradan. 3 kişi, 3'ten fazla olursak durum karışır, birbirimizi kaybederiz. Keşfe çıkacağız. Buranın ne olduğunu anlayacağız. Ben gideceğim, Jack gidecek, bir de... Ralph çevresindeki istekli yüzlere baktı. Bir yığın çocuk vardı seçebileceği. Bir de Simon. Simon yanındakiler gülüştüler. Simon da hafif gülerek ayağa kalktı. Bayıldığı sırada yüzünü saran solgunluk geçmişti artık. Sıska, canlı bir küçük çocuktu. Dümdüz sarkan kalın telli kara saçlarının altında bakıyordu gözleri. Simon, evet dercesine başını salladı Ralph'e. Gelirim. Ben de. Jack, arka cebinden çıkardığı büyükçe bıçağı kınından çektiği gibi bir ağaç gövdesine sapladı. Çocukların gürültüsü arttı. Sonra bir sessizlik oldu. Domuzcuk kıpırdadı. Ben de geleceğim. Ralph dönüp domuzcuğa baktı. Böyle bir durumda işe yaramazsın sen. Ama gene de Jack kesip attı. Seni istemiyoruz. 3 kişi yeter. Domuzcuk'un gözlüğünün camları ışıldadı. Deniz kabuğunu bulduğu sırada onun yanındaydım ben. Herkesten önce onun yanındaydım ben. Jack ile ötekilerin aldırdığı yoktu domuzcuğa. Çocuklar dağıldı. Ralph, Jack ve Simon kayalıktan atladılar. Kumda yürüyerek doğal yüzme havuzunun yanından geçtiler. Domuzcuk peşlerinden gitti beceriksiz adımlarla. Simon ortamızda yürürse başının tepesinden konuşabiliriz, dedi Ralph. Üç çocuk birbirlerine ayak uydurarak yürümeye başladılar. Simon arada sırada sekip ayak değiştirmek zorunda kalıyordu. Onlara yetişebilmek için. Derken Ralph durdu. Dönüp domuzcuğa baktı. Bana bak. Jack ile Simon hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yürüyüp gittiler. Gelemezsin. Domuzcuğun gözlük camları gene buğulandı. Küçük düşürüldüğü için buğulandı bu kez. Onlara yetiştiriverdin. Oysa sana söylemiştim. Domuzcuğun yüzü kızardı. Dudakları titredi. Sana söylemiştim istemediğimi. Kuzum, neler anlatıyorsun sen? Bana domuzcuk demelerini istemediğimi söylemiştim. Bana domuzcuk demesinler de ne derlerse desinler demiştim. Sana tembih etmiştim. Onlara söyleme diye. Ama sen hemen yetiştirdin. Bir sessizlik oldu. Şimdi domuzcuğa daha anlayışlı bakan Ralph şişman çocuğun kırıldığını, ezildiğini gördü. Özür dilemekle daha ileri gidip onu iyice gücendirmek arasında bocaladı bir an. Sonunda gerçek önderlerin tok sözüyle konuştu. Şişko diyeceklerine domuzcuk desinler daha iyi. Üzüldüm böyle kırılmana. Şimdi geri dön, onları adlarını al. Senin işin de bu, hoşça kal. Ralph döndü. Jack ile Simon'un peşinden koştu hızla. Domuzcuk durduğu yerde kaldı. Haklı bir öfkeyle kızaran yanakları normal rengini aldı yavaş yavaş. Büyük kayalığa geri döndü. Ralph, Jack ve Simon çevik adımlarla kumda yürüdüler. Sular çekilmişti. Kumsalın yosunla kaplı ince bir şeridi
toprak bir yol kadar rahattı. Bir çeşit büyüleyici güzellik vardı çevrelerinde. Bunun bilincinde, bunun mutluluğu içindeydi çocuklar. Birbirlerine bakıyorlar, coşkuyla gülüyorlar, kimin ne dediğini dinlemeden konuşuyorlardı. Hava pırıl pırıldı. Tüm bunları açıklayıp yorumlamak işiyle başa çıkamayan Ralph amuda kalktı. Tepe taklak yuvarlandı. Gülüşmeleri bitince Simon çekine çekine Ralph'ın kolunu okşadı. Gene gülmekten kendilerini alamadılar. "Hadi gelin," dedi Jack. "Biz kaşifiz." Ralph, "Adanın ucuna gideceğiz. Köşeden bakacağız," dedi. "Eğer bu bir adaysa." Şimdi öğlenüstü bitmekteyken hayalimsi görüntüler silinmeye başlamıştı. Adanın ucu büyüyle biçim değiştirip akıllara sığmaz bir yer olmaktan çıkmıştı artık. Açık seçik görebiliyorlardı orasını. Adanın bildikleri kısmında olduğu gibi oraya da dört köşe kayalar yığılıydı. Lagünün durgun sularında koskoca bir kaya yükseliyordu. Deniz kuşları oraya yuvalamışlardı. Ralph, "Bu yuvalar pembe bir pastanın üstündeki beyaz şekerler gibi," dedi. Jack, "Bu köşenin arkasında ne olduğunu göremeyeceğiz," dedi. "Çünkü bir köşe yok. Geniş bir kıvrımlar var yalnız. Görüyorsunuz. Kayalar gittikçe daha berbat oluyor." Ralph eliyle gözlerini siper edip daha doğru yükselen kayaların çizdiği girintili çıkıntılı çizgiye baktı. Kumsalın daha en yakın olan yerindeydiler. Ralph, "Daha buradan tırmanmaya çalışırız," dedi. "Bana kalırsa en kolay yol buradan. Hem ormanın bitkileri falan daha az burada. Çoğu pembe kaya. Hadi gelin." Üç çocuk tırmanmaya başladılar. Bilinmeyen bir güç kayaları yerinden koparıp paramparça etmiş, küçüklerini üst üste bırakarak çarpık çurpuk yığmıştı onları. Tepesinde eğri bir taş duran pembe dik kayalar başlıca özelliğiydi buranın. Her dik kayanın üstünde bir dik kaya daha vardı. Böylece ormanın karma karışık sürüngen bitkileri arasında dengelenen pembe kayalar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bu dik kayalardan çoğunun dibinde yukarıya doğru dolanan daracık bir yol vardı. Çocuklar yüzlerini kayalara çevirip bitkilerin içine bata çıka yan yan ilerleyebiliyordu bu yolda. "Bu yol nasıl olmuş?" Jack durdu. Terli yüzünü sildi. Ralph'in yanında soluk soluğaydı. "İnsanlar mı açtı bu yolu?" Jack hayır manasında başını salladı. "Hayvanlar." Ralph gözlerini kıstı. Ağaçların altındaki karanlığa baktı. Küçücük titreşimler içindeydi orman. "Hadi gelin." Girintili çıkıntılı kayalar arasında dik yokuşu tırmanmak değil, bir sonraki yolu bulmak için bitkilerin içine dalmak zorunluluğuydu asıl güç olan. Sürüngen bitkilerin kökleriyle sapları birbirine öyle bir karışmıştı ki çocukların bükebilen esnek iğneler gibi onların arasından sıyrılmaları gerekiyordu. Çocuklara yol gösteren tek şey kahverengi toprakla tepelerdeki yapraklar arasında zaman zaman sızan ışıktı. Bir de yolun yukarı doğru yükselmesine dikkat ediyorlardı. Sürüngen bitkilerin urganları ile kaplı deliklerden hangisi biraz daha yüksekse ona basıyorlardı hep. Nasıl yaptılarsa yaptılar. Yukarıya doğru ilerleyebildiler. Birbirine giren bitkiler arasında takılıp kaldıkları bir anda, belki geçirdikleri en güç anda, Ralph ışıldayan gözlerle dönüp baktı iki arkadaşına. "Yaşasın! Müthiş! Şahane!" Neden keyiflendikleri belli değildi. Üçü de kan ter içinde pisliğe bulanmış, bitkindi. Ralph'in her bir yanı fena halde çizilmişti. Sürüngen bitkiler bacaklarının üst kısımları kadar kalındı. Aralarından geçebilmek için daracık tüneller bulmaları gerekiyordu. Ralph bir deney yapmak için bağırdı. Boğuk yankıları dinlediler. "Gerçekten kaşiflik yapıyoruz," dedi Jack. "Bizden önce kimsecikler buraya ayak basmadı bana kalırsa." "Bir harita çizmeliyiz," dedi Ralph. "Ne çare ki kağıdımız yok." Simon, "Ağaç kabuklarına çizebiliriz," dedi. "Sonra üstüne kara bir şeyler süreriz, çizgiler belirsin," dedi. Ormanın kasvetli karanlığında sessiz ve ağırbaşlı bir anlaşma içinde ışıl ışıl gözlerle gene baktılar birbirlerine. "Yaşasın, müthiş." Amuda kalkacak yer yoktu burada. Ralph heyecanın yoğunluğunu Simon'u yumruklayıp yere yıkıyor gibi yaparak açığa vurdu. Üç çocuk üst üste yığılıp alacakaranlıkta sevinçle itişip kakıştılar. Birbirlerinden ayrılınca ilk konuşan Ralph oldu. "Haydi düşün yola." Bundan sonra vardıkları dik kayanın pembe graniti sürüngen bitkilerden ve ağaçlardan biraz uzak kaldığı için yukarı doğru koşabilirdi küçük adımlarla. Burada orman ağaçları öyle seyrekleşti ki uzaklara yayılan denizi gördüler bir ara.
Ağaçların gölgesinden çıkınca güneş ormanın karanlık rutubetli sıcağında tere batan giysilerini kuruttu. Artık karanlıklara dalmaktan kurtulmuşlardı. Dağın tepesine varmak için pembe kayalara tırmanmaları gerekiyordu sadece. Çocuklar daracık geçitlerde sivri kayaların dibindeki küçük taşların üstünde ilerleyip yollarına devam ettiler. Bakın bakın. Adanın bu ucunda paramparça kayaların üst üste yığılan bacaları gökyüzüne doğru yükseliyordu. Jack'in yaslandığı kayayı ittikleri zaman gıcırdayarak kımıldadı kaya. Hadi gelin. Ne var ki? Haydi tepeye gelin demek istiyordu. Üç çocuk ancak bu kayayla başa çıktıktan sonra tepeye karşı saldırıya geçeceklerdi. Küçük bir otomobil boyundaydı kaya. İtin. İleri geri sallanın, gereken uyumu bulun. İtin. Daha hızlı sallansın sarkaç. Daha hızlı, daha hızlı. Kayanın dengeye durduğu noktaya yüklenin. Daha çok dayanın, daha çok. İtin. Kocaman kaya tembel tembel sallandı. Ayak parmağının ucunda bir saniye durdu. Eski yerine dönmemeye karar verdi, düştü. Bir yere çarptı. Ters yüz oldu. Kalın bir vızıltıyla andıran bir ses çıkarıp aşağı atladı. Ve ormanın tavanında derin bir çukur kazdı. Yankılar ve kuşlar uçuştu. Ak ve pembe bir toz yükseldi. Uzaklarda orman, ağaçların arasında kudurmuş bir canavar geçmişçesine titredi. Sonra gene sessizlik sardı adayı. Yaşasın! Tıpkı bir bomba gibi. Hurra! 5 dakika boyunca bu görkemli başarı elde ettikleri yerden ayrılmadılar. Ama sonunda yürümeye başladılar gene. Dağın tepesine tırmanmak kolaylaşmıştı artık. Oraya varacakları sırada Ralph durdu. Vay canına! Dağ yamacında oyulmuş, çember ya da yarım çember biçiminde bir yere gelmişlerdi. Bir çeşit kaya bitkileriyle, mavi çiçeklerle dolup taşıyordu burası. Mavi çiçekler kayalardan sarkıyor, aşağıda ormanın üstüne dökülüyordu bereketle. Yükselen, uçuşan, konan kelebeklerle doluydu hava. Dağın dört köşe doruğu bir çemberin ötesindeydi. Çok geçmeden vardılar oraya. Buranın bir ada olduğunu önceden sezmişlerdi. Sağlarında sollarında deniz, tepelerinde billur gibi yükselen gökyüzü. Pembe kayalara tırmanırken suların her bir yanlarını sardığını içgüdüleriyle sezmişlerdi. Ne var ki ancak doruğa çıktıktan sonra suların ufku çepeçevre sardığını ancak kendi gözleriyle gördükten sonra son sözü söylemek her nedense daha uygun görünmüştü onlara. Ralph döndü. Öteki iki çocuğa baktı. Burası bizim. Ada az çok bir tekne biçimindeydi. Bu ucunda bir tümsek yükseliyordu. Çocukların arkasında darmadağınık kayalar deniz kıyısına iniyordu. Her bir yanda taşlar, yarlar, ağaç tepeleri ve dik bir yamaç vardı. Önlerinde yani teknenin ortasını oluşturan bölümde yokuş pek dik değildi. Şuraya buraya ağaçlar ve granit pembeliği serpilmişti. Sonra çengelin kapladığı koyu yeşil, yassı kısmı geliyordu adanın. Bunun ucunda pembe bir kuyruk vardı. Kıyının ufalıp sulara eridiği yerde bir ada daha yükseliyordu. Çocukların bulunduğu adadan neredeyse kopmuş bir kaya parçasıydı bu. Pembe ve belalı bir tek tabya olan bir kale gibi yeşil ormanın ötesinde karşılarına dikiliyordu bu kaya. Çocuklar tüm bunlara sonra denize baktılar. Öğle üstü bitmek üzereydi. Işığın yarattığı hayaller yok olmuştu. Her şey olduğu gibi görünüyordu. Denizin yüzeyine yükselen sığ bir kayalıktır bu. Bir mercan kayalığı. Buna benzer resimler görmüştüm. Denizdeki mercan kayalıklar adanın yalnız bir tek yanını kapatmıyordu. Aşağı yukarı bir mil uzaklara yayılıyor, artık kendi kumsalları saydıkları kıyıya koşut olarak uzanıp gidiyordu. Sanki bir dev eğilip sulardan adanın resmini kaba taslak çizmek istemiş de işini bitirmeden bezmiş gibi. Mercan kayalar denize çizilmişti sanki. Kayaların çevrelediği su bir tavus kuşunun tüyleri kadar alacalıydı. Bu suyun içindeki taşlarla yosunlar sanki bir akvaryumdaymış gibi açık seçik görülüyordu. Kayaların dışındaki deniz koyu maviydi. Sular yükseldiği, kayalardan uzun uzun köpük şeritleri aktığı için adanın bir gemi gibi yol aldığını sandılar bir an. Jack aşağıyı gösterdi. İşte oraya indik. Dik yamaçlarla yardan ötesinde ormanın parçaladığı bir yer vardı. Ağaç gövdelerini devirdikten sonra sürüklenen uçak bu yara iziyle deniz kıyısını arasında bir Hindistan cevizi ağacından başka bir şey bırakmamıştı. Lagüne uzanan büyük bir iskeleye benzeyen kayalık da görülüyordu oralarda. Çevresinde böcek gibi küçücük kımıldayan biçimler vardı. Ralph durdukları ağaçsız yerden başlayıp aşağı doğru dolanan bir derin hendeyi
bir çiçek yığınını ve yarım başladığı kayayı izleyen bir çizgi çizdi parmağıyla. En çabuk bu yoldan geri dönebiliriz. Gözleri ışıl ışıl, ağızları açık, bir zafer kazanmanın, egemen olmanın mutluluğunu tattılar. Coşmuşlardı, dosttular. Ralph akıllı uslu konuştu. Tüten bir baca olmadığına göre köy yok. Bir sandal da yok. Sonra da iyice araştırırız bunu. Ama ıssız bir adadayız bana kalırsa. Yiyecek buluruz, dedi Jack. Ava çıkarız, bir şeyler yakalarız. Sonra gelir, bizi kurtarırlar. Simon ikisine de baktı. Bir şey söylemedi. Ama başını öyle bir salladı ki kara saçları bir öne döküldü, bir arkaya. Yüzü ışık saçıyordu. Ralph deniz kayalıklarının bulunmadığı yana baktı. Orası daha dik, dedi Jack. Ralph iki avucunu birleştirip bir çanağı tutar gibi yaptı. Aşağıdaki şu orman parçası, dağ onu tutup kaldırıyor sanki. Dağın her bir yanında ağaçlar takılıp kalmıştı. Çiçekler ve ağaçlar. Derken orman kımıldadı, gürledi, savruldu. Onlara yakın olan kaya çiçekleri uçuştular ve yarım dakika serin bir yel esti yüzlerine. Ralph kollarını açtı. Hepsi bizim. Güldüler, takla attılar, bağırıp çağırdılar dağın doruğunda. Karnım acıktı. Simon açlığından söz edince öteki ikisi de farkına vardılar aç olduklarını. Haydi gidelim, dedi Ralph. Öğrendik öğrenmek istediğimizi. Kayalık bir yamaçtan aşağı kayıp geçtiler. Çiçeklerin arasına düştüler. Ağaçların altına yürüdüler. Durup merakla incelediler çevrelerindeki bitkileri. İlk konuşan Simon oldu. Mumlar gibi, mum çalıları, mum tomurcukları. Koyu yeşil ve güzel kokuluydu hiç solmayan bu bitkiler. Işığa kapanmış, yeşil bal mumu renginde bir yığın tomurcuk vardı üstlerinde. Jack, tomurcuklardan birini bıçağıyla kesince güzel kokular sardı dört bir yanı. Mum tomurcukları. Ralph, bunları tutuşturamazsınız, dedi. Ama tıpkı muma benziyorlar. Jack, yeşil mumlar, dedi hor görürcesine. Bunları yiyemeyiz, hadi yürüyün. Ağaçların çok sık olduğu bir yere varıp yorgun argın yürürken gürültüleri duydular. Ciyak ciyak bağıran hayvan sesleri ve toynakların yere sert sert vuruşunu. Çocuklar ilerledikçe sesler yükseldi. Bir çılgınlığa dönüştü. Sürüngen bitkilerin örtüsüne takılıp kalan, akıllara sığmaz bir korkunun kudurganlığı içinde lastiği andıran bitkilere saldıran bir domuz yavrusu gördüler. Boyuna bağıran hayvanın çıkardığı ses ip inceydi. Bir iğne kadar sivriydi. Üç çocuk atıldılar. Jack gösterişli bir davranışla bıçağını çekti. Kolunu havaya kaldırdı. Bir duraklama, bir anlık bir duraksama oldu. Domuz yavrusu hala bağırıyordu. Sürüngen bitkileri hala çekiştiriyor, kemikli bir kolun ucundaki bıçak hala parlıyordu. O bıçağın domuz yavrusunun üstüne inmesinin ne denli akıl almaz, ne denli korkunç bir şey olacağını anlamalarına yetti bu duraklama anı. Derken hayvan bitkileri parçalayıp kurtuldu. Çalıların arasına kaçtı. Üç çocuk birbirlerine ve bu korkunç şeyin olduğu yere baka kaldılar. Jack'in yüzü bembeyazdı çillerinin altında. Bıçağı hala kaldırdığının farkına vardı. Kolunu indirdi. Bıçağı kınına soktu. Sonra üçü de utana utana güldüler. Gene yürümeye başladılar. Jack, "Bir yer arıyordum," dedi. "Bir an bekliyordum bıçağı neresine saplayacağımı kestirmek için." Ralph yabancı bir hırsla konuştu. "Domuzun belirli bir yerini delmek gerek," dedi. "Domuzu delmekten söz ederler hep." Jack, "Domuzun gırtlağı kesilir. Kanı aksın diye," dedi. "Yoksa etini yiyemezsin." Neden onu? Nedenini çok iyi biliyordu. Bıçağın canlı bir gövdeye inmesi, yaşayan gövdeyi parçalaması korkunçtu da ondan. Kanın akmasına dayanılmazdı, ondan. "Onu öldürecektim," dedi Jack. Önden yürüdüğü için yüzünü göremiyorlardı. "Bıçağı saplayacak bir yer arıyordum. Bir dahaki sefere." Jack, kınından çekip çıkardığı bıçağı bir ağaç gövdesine mıhladı. Bir sonraki sefere acıma nedir bilmeyecekti. Yabansı gözlerle çevresine bakındı. Sanki ona karşı çıkan varmış gibi. Meydan okudu arkadaşlarına. Sonra ormanda çıkıp gün ışığına vardılar. Uçağın bıraktığı ize, iskele biçimindeki büyük kayalığa ve toplantı yerine doğru giderken yiyecek bir şeyler arayıp tıka basa yediler bir süre.